15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde konuşan AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, biz 15 Temmuz gecesi 250 kahramanı toprağa verdik. Karşılığında 50 milyonluk Türkiye'nin istikbalini kurtardık diyerek büyük bir sorumsuzluğa imza atmıştır. Musibetler milletimizi birleştirir. Darbe teşebbüsünde de milletimiz tek vücut olmuştur. Ancak 80 milyonluk Türkiye'de 30 milyon insanı yok saymak ve milleti bölmek vatanın birliğine ve bütünlüğüne alenen yapılmış bir saldırıdır. Cumhurbaşkanının andığı 50 milyon kimdir? AKP ve MHP'ye oy verenlerin ve ailelerinin toplamı mıdır? Eğer böyleyse bu konuşma ile bölücülük yapılmış olmaz mı? Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmeye ve bölmeye çalışanlara inat. Barış ve kardeşlik içinde yaşamaya devam edeceğiz. Bizi bölmeye çalışanlardan da hesap soracağız. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinde ölmemelidir. 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 Teşekkürler Sayın Başkan. Bugün kabine değişikliği yapılacağını duyunca ister istemez gülümsedim. Acaba bu değişiklik neden yapılıyordu? Değişen bakanlar başarısız mıydı? Yeni gelenler umut verecek mi? Hayır. Başarı da, umut da artık bakanlara ait değil. Hatta başbakana bile ait değil. Bakanları ve başbakanı artık hiçbir bürokrat takmıyor. Tüm gözler sarayda. Gerisi boş. Ülkenin geldiği durumun özeti budur. Kabine değişikliği kimi heyecanlandırıyordu? 1. Mevcut bakanları. Acaba gidici miyim diye. 2. Bakanlık bekleyenleri. Acaba bakan olur muyum diye. Kabine değişikliği bürokratların da umrunda değil, milletinde. Genel kanaat şu. Geldikleri gibi giderler. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan bahsettiği AKP'deki metal yorgunluğunu bu şekilde düzelteceğini düşünüyorsa yanılıyor. Beyler, yazık ol diyor güzel ülkemize.